Gel. Demek artık huzuruna kabul edilmem için kapında beklemem gerekiyor. Biz ne zaman bu hale geldik oğlum? Abla, Mehmet Paşa için geldiysen içiyorum ben. Mehmet Paşa yıllardır devlete sadakatle bağlı kıymetli bir paşadır. Ayrıca merhum abin Sultan Osman'ın hatırına canını almaman icap eder. O zamanlarda çok destek oldu bana. Bu her yaptığına göz yumacağım manasına gelmez, değil mi? Ama senin paşayı müdafaa etmek için başka sebeplerin de var. Paşanın sana olan sadakati malum. Vakfına yaptığı bağışlarda. O vakıfta her gün 20.000 insanın karnı doyuyor. Ne var bağış yaptıysa yapacak elbet. Haramla hayır hasenat olmaz valide. Senin paşan o servetini rüşvetle zorbalıkla yapmış. Ne yazık ki sen de buna tamah etmişsin. Görmüyorsun değil mi Murat? Etrafındakiler bizi birbirimize düşman etmeye çalışıyor. Beni senden ırak tutmaya çalışıyor. Benim uzak olmam seni yaralar. Onların sadakati hakiki değil. Uyan artık, uyan. Düşmanların kuyunu kazıyor, uyan. Kim o kuyumu kazmaya çalışan düşmanlar vardı? Gülbahar Sultan. Hakikaten buna inanmamı bekliyorsun benden? Biliyorum, inanması güç. Fakat Gülbahar denen o yılan yaşıyor. Geçen gece daireme iki tane hatun gönderdi. Beni öldürmeye çalıştılar. Kasım kurtardı. Belki de bugün cenaze namazımı kılıyor olacaktın. Ne malum bunu senin tertip etmediğin? Kasım'ı Ekber Şehzade yapmak için, saraya geri dönmek için. İspatın da yok. Yazık. Çok yazık. Senin şu söylediğini bana düşmanlarım söylemedi. Eski saraya dön bari de. Bir daha da müsaadem olmadan buraya gelme. Giderim Murat. Giderim, gerçekten giderim. Bir daha yüzümü görmezsin. İzimi bulmazsın. Mezarım dahi olmaz. Peki sen şurandan söküp atabilecek misin beni? Bak beni son kez dinle. Son kez söylüyorum sana. Tüm evlatlarımın başı hakkı için yemin ederim ki ok yaydan çıktı ve sana doğru geliyor. Bayezid o senin tanıdığın temiz masum kardeşin değil artık. İktidar hırsı kaplamış her tarafını. Ve bunun için her şeyi yapar. Her şeyi. Yeni vazifen hayırlı uğurlu olsun Mustafa Paşa. İstediğin olmuş. Oğlumun kanına girip Mehmet Paşa'yı yolundan çekmişsin. Ben sadece vazifemi yaptım sultanım. Hünkârımızın adaletine gölge düşüren her kim olursa olsun cezasını çeker. Valide sultan dahi olsan kâr etmez diyorsun öyle mi? Haşa sultanım. Sümme haşa. Sen şimdi aniden dağın tepesine çıkınca hesap edememişindir. Bu dağın karı var, oranı var. Kışı sert geçer. Baharı desen göz açıp kapayıncaya kadar. İnmek istesen inemezsin. Ancak düşman gerek. Necesinin başına gelen bu. Kaderimde ne yazdıysa odur sultanım. Öyle. Ben damadım olarak hakkında hayırlısını isterim tabii. Atike'min saadeti için. Fakat çok mutlu olduğu söylenemez öyle değil mi? Kocalık vazifeni yerine getirmiyormuşsun. Sultanım,
Bu bizim aramızdaki hususi bir mesele. Sizinle konuşmaktan icap duyuyorum. Sen bir hanedan mensubuyla nikahlısın. Aranızdaki her şey devlet meselesidir. Sen onun sadece kocası değil, aynı zamanda kulusun. Senin vazifen onu mutlu etmek. Eğer bir daha onu üzgün görürsem seni boşatırım. Atike'yi kaybedersen her şeyini kaybedersin. Hiçbir hükmün kalmaz. Yok olur gidersin. Mehmet Paşa'nın akıbeti yarın sabah belli olacakmış. Hünkar oğlumla konuş Kemankeş. Zira ben hangi hususta ikaz etsem tam tersini yapıyor. Elimden geleni yaparım sultanım. Ancak affedeceklerini sanmam. Hakkındaki ithamlar ağır. Hepsi silahların başının altından çıktı. Nihayet muradına erdi. Divana girdi. Oğluma can yoldaşı olur, derdine ortak olur dedim. Yararından çok zararı dokunuyor. Bir yandan o, bir yandan Bayezid, bir yandan Farya. Yılanlar çıyanlar gibi sardılar etraflarını, bana düşman ediyorlar. Ve oğlum bu hakikati göremiyor. Sultanım, kalp kör olduktan sonra gözün görmesi fayda etmez demişler. Benim umudum kalmadı. Belki acı. Fakat insan hakikati görüp gereğini yapmalı. Sultanım, aklınızdan bir şeylerin geçtiği aşikar. Bana itimat etmiyor musunuz? Sadakat bu dünyada bulunması en güç meziyet. Ve şüphesiz en kıymetlisi. Zira Ademoğlu güneş gibi iktidarın etrafında tavaf eder. İktidar senden geçtikten sonra evvela en yakınındakiler sırtını döner sana. Çok şükür benim etrafımda sadakat şerbeti içmiş dostlarım var. Tıpkı senin gibi. Hünkar oğlum kendiyle birlikte hanedanı yakıp kül etmeden Devlet-i Aliye'nin bekası için taht-ı saltanat değişmeli. Hünkar oğlum bir dostumun daha canına kıydı. Allah rahmet eylesin. Amin. Bayezid de gidiyormuş sefere. Hünkar abim bize inanmadı. Ona inanmayı seçti. Beni burada bıraktı. Yok, aksine. Demek ki söylediklerim onu şüpheye düşürmüş. Asıl Bayezid'in burada kalması tehlikeliydi. Peki. O zaman Bayezid seferde Hünkar abime ihanet etsin, tahtından indirsin. Allah muhafaza. Eğer senin dediğin gibi olursa, o zaman payitahta en yakın olan tahta çıkar. Yani sen. Destur! Valide Kösem Sultan Hazretleri. Sultanım, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nihayet döndünüz. Hünkar oğlum burada yokken sarayı boş bırakmak olmaz. Şehzadelerimin emniyeti için burada olmam gerekiyor. Validem, hoş geldiniz. Fakat hünkârımızın katı emri var. Gelmeniz yasak. Kim mani olacak buna? Sen mi? Hangi sıfatla? Hünkârımız gitmeden evvel
haremi bana emanet ettiler. Ne gerekiyorsa yap. Şu kubbenin altında senin emirlerine riayet edecek tek bir kişi bile bulamazsın. Buradaki herkesin mevcudiyetinin yegane sebebi benim. Senin de öyle. Anladın mı beni? O karnındaki bebeğe de güvenme. Bu yaz size iyi gelecek. Tüm sıkıntınızı, derdinizi dağıtacak. İnşallah. Şimdiden iyi geldi. Gel. Sultanım, rahatsız ediyorum fakat Halil Paşa haber gönderdi. Evet. Paşa'ya malumat getiren kilimci gelmiş yine. Gülbahar Sultan bu akşam biriyle buluşacakmış. Âlâ. Bostancılara haber ver, biz de katılacağız. Emredersiniz. Beni mağlup ettin, âlâ. Lakin sevinme Kösem. Çok sevinme. Zira sevincin kursağında kalacak. Hünkar oğlunun ölüm haberini alacaksın. Kes sesini. Senin yalanlarına inanacak değilim. Yalan mı, hakikat mi? Evladının cenazesi gelince anlarsın. Yakalayın şunu! Bostancılar, sultanımızı koruyun! Sultanım, benim. Endişelenmeyin, kurtaracağım sizi. Yolun sonuna geldin Kösem. Senin de evlatlarının da devri kapandı. Sultanım! 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 Hekimler, validem ölüyor. Şimdi gelirler sultanım. Nasıl oldu peki? Validem nasıl bu hale geldi? Biz tam Gülbahar Sultan'ı yakalayacakken yüzleri kapalı birileri geldi ve bize saldırdılar. Bu hengamede Gülbahar Sultan kaçtı. Vadi Sultanımız da fenalaştı. Hacı ağa, neler söylüyorsun sen? Allah'ım neler duyuyorum. Gülbahar Sultan yaşıyor mu? Hı-hı. Gülbahar Sultan yalnız değil. Bayezid de ittifak içinde. İnşallah validemiz bir an evvel ayaklanır. Yoksa hepimizin sonu fena. Tamam, tamam validem, geçecek. Nedir o içirdiniz? Şıra mı? Sakın içirmeyin, daha kötü olacak. İnanmayın bu hatuna. Gülbahar Sultan'a haber yollarken yakaladım. Sakın güvenmeyin. Gülbahar mı? Sen de mi? Sultanım, benim hiçbir suçum, günahım yok.
Hacı Ağa, sen biliyorsun. Her daim sultanımızın yanındayım. İzin verin yardım edeyim. Hastalığı belli hatun. Tatlı verince iyi gelir. Hayır, sakın vermeyin. Öldüreceksiniz sultanımızı. Allah'ım sen koru yarabbim. Hatun doğru söylüyor şehzadem. Sultanımız fenalaştı. Validem. Ben sultanımızın şifasını biliyorum. İzin verin yardım edeyim. Neymiş şifası, söylesene. Su. Evvela su vereceğiz. Ben tamam diyene kadar su içmesi gerek. Daha sonra ben bir merhem hazırlayacağım. Çemen otu, acı baklı otu ve zerdeçal gerek bana. Hekim kadın, ne duruyorsunuz? Getirsenize söylediklerini. Siz de durmayın, su getirin çabuk. Çemen ve zerdeçal var. Ancak acı baklı otu yok. Sarayda bulunmaz. Ben bulurum. Validem, dayanın. Yanlış bir şey yapmadığına eminsin değil mi? Eminim sultanım. Bana güvenin. Nasıl oldu validem? Su içiriyorlar. Vaziyeti aynı. Sen getirdin mi Sena Berat'ın Hatun'un söylediklerini? Al hatun, ne yapacaksan bir an önce yap. Emredersiniz şehzadem. Siz su vermeye devam edin. Bana bir hançer lazım. Hançer mi? Ne yapacaksın hançeri? Sultanımızın vücuduna küçük bir kesik atmam lazım. Merhemi oraya süreceğim. Ne istiyorsa verin. Bana bak hatun. Eğer validem iyileşmezse bu saraydan sağ çıkamaz. Validem. Uyandı. Validem uyandı. Rabbim dualarımızı kabul etti. Validem. Çok şükür. Validem. Çok şükür. Validem, bu hatuna inanmayın. Gülbahar Sultan'ın casusu diyorum, kimse inanmıyor. Dün gece bir aile konuşurken gördüm. Gülbahar Sultan'ı ikaz etmek için bir paşaya haber yolluyordu. Kimmiş o paşa? İsmini söylemedi. Ama yüzü burada. Kendisi anlatsın. Valide Sultanım, Allah şahidim olsun, iftira bu.
anlaşılan Ayşe Sultan'dan kurtulduğu gibi benden de kurtulmaya çalışıyor sultanımız. Bir kılıf arıyordu. Gülbahar Sultan'ın yaşadığını işitince de aradığı kılıfı buldu. Sen kimsin? Ne cüretle benimle böyle konuşursun? Hale yeter. Sen de laflarına dikkat et. Bağışlayın. Nicedir sultanımız tehdit ediyordu. Ben o sebeple. Hem eğer dedikleri doğruysa. Hain sen. Neden size şifa olayım? Yakalandığını anlayınca kendini kurtarmak istedi. Olamaz mı? Sen nereden biliyorsun benim hastalığımı? Hekimler dahi çare olamazken sen nasıl şifa oldun? Büyük validem. O da aynı hastalıktan muzdaripti sultanım. Sizde de epeydir benzer emareler görüyordum. Bilhassa haşa huzurdan sürgün edildiğiniz gün. Fenalaşınca Hacı Ağa size tatlı vermişti. O gün anladım. Validem, bana inanmıyorsanız o ağayı bulun. İdris Ağa. İdris Ağa'yı tanırım sultan. Bazı vakitler Öteber'i ısmarlar. Allah'tan şahitlerim var. Sen ne yalancı, ne sahtekar bir hatunsun. Kendi gözlerimle gördüm. Yeter. Yeter hasta hasta uğraştırmayın beni. Dairelerinize dönün. Dertler bir değil, iki değil. Bir de sana haber çıktı şimdi. Gülbahar'ı elimizden kaçırdık. Ya dedikleri doğruysa Gülbahar'ın. Ya oğlum seferden dönemezse. Allah'ım esirgesin sultanım. O meczubun söylediklerine kulak asmayın. Zannımca maksadı suyu bulandırmak.